Herkese kocaman merhaba, yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni atarak, abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Hızlıca konuşuyorum çünkü bir giriş cümlesi yapmak istedim. Beraber hazırlanalım istiyorum çünkü çıkıyoruz. Evet, dışarıya çıkacağız. Neden çıkacağız? Böyle bir aile görüşmesi yapmaya gidiyorum. O yüzden böyle kuzenler falan, kardeşler falan işte. O yüzden hemen saçımı yapacağım, makyajımı beraber yapıp giyineceğiz, sonra çıkacağız. Ay, alamadım. Ben şöyle saçlarımı... Hızlıca. Çok hızlı bir giriş konuşması oldu. Biliyorum. Geçen videoda size göstermiştim, saç parlatıcı nemlendirici, ondan sürdüm arkadaşlar. Şimdi makyajıma geçeceğim. Yani çok hafif bir makyaj yapacağım zaten. Arkadaşlar var ya, ben bugünlerde kendimi ciddi anlamda kötü hissediyorum. Yani neden hiçbir fikrim yok açıkçası. Fondöten sürmeyeceğim. Concealer'la makyaj yapacağım. Şöyle. Bu arada inşallah karanlık çok çıkmıyorumdur. Yani aslında açsam daha iyi olabilir belki. Bu aralar, bu saatlerde inanılmaz bir uyku basıyor bana. Hiçbir fikrim yok niye bu kadar. Gerçi çok erken kalkıyorum. Ondan kaynaklı olma olasılığı çok yüksek. Ben şöyle de parmak yardımıyla yedireceğim. Yani biraz acelem var çünkü. Hani öyle şey yapamıyorum. Yani itinalı bir makyaj yapamayacağım. Bu esnada da ne giyeceğimi de düşünüyorum. Şurayı Witty'nin bronzerını göze uyguluyorum. Şahane oluyor arkadaşlar. Gerçekten şahane. Anastasia Beverly's. Yani bence en iyi bronzerlardan olduğunu düşünüyorum. Çok başarılı rengi. Saddle benimki. Çok beğeniyorum yani. Pigmentasyon falan her şeyi mükemmel. Yani o Nars'ın falan ki yalan yani bence. Çok acım. Şuralarım var ya kıpkırmızı. Yani niye böyle bilmiyorum hiç. Bir dudak kalemiyle güzel bir ruj kombinasyonu yapıp maskara sürmeyi düşünüyorum. Dudaklarımın pigmentasyonu gitti. O yüzden şekil vermek çok zorlayıcı. Bugün böyle bronzer gidelim. Hemen bir maskara sürüşe geçiyorum. Hızlıca. Şimdi şurada bir allık var. Deborah'ın. Aslında çok güzel bir allık rengi. Ama daha farklı bir renk sürmek isterdim. Şimdi elime bu geldiği için bunu süreceğim. Zaten gördüğünüz gibi bayağı bronz adanmış bir makyaj oldu. Şimdi kıyafetimi seçeceğim ve geleceğim karşınıza. Evet arkadaşlar, şöyle bir gömlek giydim. Altına kot giydim. Ve şu hırkamı alacağım.
Küpe olarak da yani çok emin olamadım. Şunları da takabilirim aslında. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle takılarımı acayip kaybediyorum ben. Sinir oluyorum. Takılarımı kaybetmeni şunları takayım ben. Ne yapayım yani? Bir de takı almak istiyorum. Bol bol küpe. Böyle yani ne bileyim almak istiyorum. Şimdi şöyle kulaklarımı da bir tane daha denemek istiyorum ama cesaret edemiyorum çünkü ben çok iltihaplanmıştım. Bir tane kolye taksam mı ya? Bir tane tık takayım. Bir zincir olsun ya. Gerçi çok gözükmüyor ama olsun. Ona bir yere taktım inşallah düşmez. Tamam böyle okey. Çanta olarak değiştirmeyeceğim çantama. Küçük mini sırt çantama alacağım. Açıkçası çanta değiştirmekle uğraşamayacağım. Sadece şöyle bir detay var. Parfüm sıkacağız. Ve yanıma yemek almak istiyorum. Çünkü misafirliğe gidince biraz yemek işi sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şuna öncelikle yoğurt alacağım. Şöyle biraz fındık fıstık koyacağım. Şuna. Şey koymak istiyorum ben. Şöyle granola var çilekli. Çikolatalı. Şöyle. Azıcık da bundan koydum. Ya bu çok pratik, çok hoşuma gitti bu benim. Sadece şunu alayım ve işi bitireyim. Ay çok tatlı, rengi de çok tatlı. Evet arkadaşlar, şimdi ayakkabılarımızı giyiyoruz ve gidiyoruz. Aa, parfüm unuttum. Çok 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 önemli. Özel günlerde. Özel günlerde özel parfümler. Diğer günlük günlerde Zara'nın parfümleri. Ve telefonlarımı da almış bulunmaktayım. Son kez çanta. Yani bu çantayı alacağım işte. Bu çantayı. Ya bu çanta arkadaşlar benim elim ayağım ya. Valla. Yani hani başka bir şey almama gerek yok. Cüzdanım okey. Gözlüğüm okey. Anahtarlarım okey. Telefonlarım. Hırkamız. Spor ayakkabısı giyeceğim. Ya valla mont almayacağım yanıma. Değil mi? Alayım. Okey. Görüşürüz sonra. Herkese selam arkadaşlar. Ben geldim. Moralim çok bozuk. Arkadaşlar kurtulamıyorum. Ciddi anlamda. Başımdaki bu ansiyete ve panik atak rahatsızlığından kurtulamıyorum. Öyle bir hale geldim ki evimin çevre dışından uzaklaştığım zaman çok kötü hissediyorum kendimi. Yani inanılmaz kötü bir hissiyat oluyor içimde. Bundan çok yoruldum arkadaşlar. Teyzeme gittim işte ablam, işte kuzenlerim, işte annem falan hepimiz oraya gittik. Uzak olduğu için Bakırköy tarafındaydı. Yani sürekli bir atak, o panik atağını bilir misiniz bilmiyorum ama sürekli bunu hissettim. Giderken de, orada otururken de yani bu beni inanılmaz yoruyor. Sosyal hayatımı mahvediyor. O yüzden çok fazla arkadaşlarımla da buluşup bir şey yapamıyorum. Veya da çok uzak bir yere gittiğim zaman eşimi bile mutsuz ediyorum.
Yani eşim bundan şikayet etmiyor ama bana ayrıca üzüldüğünü çok iyi biliyorum. Ve bu rahatsızlıkta en büyük sıkıntılardan bir tanesi ise şu arkadaşlar. Ve beni zaten en kötü şekilde etkileyen şekli şu. Kişilerin bu durumu yani anlayıp yani hep böyle iyi misin kötü müsün ve onların da moralini bozmak, işte onları da strese sokmak çok rahatsız ediyor beni. Çünkü ben her gittiğimde, her yanlarına gittiğimde böyle oluyorum. Ve sonuçta onlar da insan yani. Ve ya yeter artık yani, bu kızı bir daha çağırmayacağız, bu kız hep böyle de diyebilirler yani. Ve ben bu duruma düşmekten artık çok sıkıldım. Oradan erkenden ayrıldım. Mesela bir saat oturabildim. Ve o bir saat nasıl oturdum bir de bana sorun yani. Yani psikolojik olarak çok darma dumanım. Bilmiyorum bunu ne düzeltir hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ben bir ışınla yani oradan çıktım artık, attım kendimi. Bir tık daha iyi oldum. Çünkü sanırım şu aralar bende şu başladı. Yalnız olmak istiyorum. Çünkü hani onlardan utanıyorum ya. Yalnız olduğum zaman onlardan utangaçlığım geçince biraz daha rahat ediyorum arkadaşlar. O yüzden de yalnız olduğumda daha iyi oluyorum. Sanırım kalabalık da beni çok etkiliyor. Mesela geçen 28 Mayıs'ta oy kullanmaya ben Büyükada'ya gidiyorum. Büyükada'ya gittiğimde yolcu motoru inanılmaz kalabalıktı. Ve ben o curcuna da fenalık geçiriyor gibi hissettim. Ve eşime dedim ki hadi çıkalım buradan lütfen dedim yani. Mesela kalabalık da işte çok fazla konuşmalar işte aşırı rahatsız ediyor. Bunlar beni çok fazla etkiliyor ve maalesef sosyal hayatımın içine ediyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız bir sosyal hayatım kalmadı. Herkes bana diyor ki işte hiçbir şey yapmıyorsun sen onu yapmıyorsun bunu yapmıyorsun. Ben yapamıyorum. Sıkıntım burada, yapamıyorum. Yani büyük bir ansiyete problemim var ve bunu yani ben 15 yıldan beri birçok ilaç tedavisi gördüm. Zaman zaman yendim, zaman zaman yine nüksetti ve şu anda nükseden zamanlarından bir tanesi. Neyin nüksettiğini çok iyi biliyorum ama söyleyebilmek o kadar kolay bir şey değil. Ne olduğunu biliyorum ve maalesef bundan kurtulamıyorum arkadaşlar. Biraz kendime gelebilmek adına caddeye gittim. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Yürüyüş iyi gelir diye düşünerekten. Saçma sapan yürüdüm. Böyle saçma sapan mağazalara girdim. Saçma sapan böyle sırf kendim böyle bir şeyler yapıp kafamı dağıtmak için bir iki bir şey aldım falan. Böyle yani. Aldığım şeyleri göstereceğim şimdi size. Önce kapıya bir kargo bırakıldı. Soulfly'dan fırça aldım. Fırçaları çok başarılı diye. Küçük boy aldım. Bunlar bayağı işime yarıyor ve gerçekten yani Sebi çok çok güzel. Bu fırçaları nereden bulmuş çok merak ediyorum. Başarılı. Eczane ve Watson's alışverişimi göstereceğim. Aa bir de takı aldım arkadaşlar. Takılarım da bu Pukla markasını biliyor musunuzdur bilmiyorum. Benim hatta bir tane tavşanlı bir takım vardı. Bu da köpekli. Bunu da oradan almıştım ben. Tavşanlı takıma nazar değdirdiler. Ama orada hala vardı. Tavşanlı takım bildiğiniz darma duman oldu arkadaşlar. İnanılmaz seviyordum onu. Herkesin gözü kaldı takımda diyebilirim yani. Bir tane şöyle aldım. Şöyle bir şey. Ben çok seviyorum oranın dizaynını. Ben tabii ama çeliklere gidiyorum arkadaşlar daha çok. Şöyle. Aynen. Şimdi iki tane tekli küpe aldım ben. Orada tek tek satılan küpelerden. Bir tanesi şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Bir tane de şu. İnşallah böyle ağaçlı böyle. Gözüküyor musun acaba? Şöyle. Doğru takmışım. Umarım görmemişim. Bir tane daha buraya öyle küçük bir şey uydurabilirim. Yani küçük takılarım oluyor benim genellikle. Yani bu da çok tatlı. Aslında bu ikisini de takabilirim. Yani neyse bilmiyorum. Şunları şöyle koyayım şimdilik. Eczaneden Serabi'nin nemlendiren temizleyicisini aldım. Ben bundan çok memnun kaldım. Bundan sonra da macera arayıp başka bir şey almayacağım arkadaşlar. Kulak çubuğu aldım.
Bir de oje aldım. Arkadaşlar bu renklere aşık oldum diyebilirim. Bir tanesi şöyle, yani pink pearl. Bir tanesi beautiful, şöyle çok benziyorlar aslında bile. Bir tanesi de lilac sparkle, parlak parlak böyle. Bayıldım şunun rengine, özellikle bayıldım. Ay bilmiyorum, böyle süreceğim sanırım biraz modum yerine gelsin diye. Şöyle de tester verdiler. Ay çok güzel rengi. Böyle gri ve lila gibi. Çok hoşuma gitti. İki kat süreceğim, öyle göstereyim size. Bu arada bir şey daha sinirimi çok bozdu. Yani beni böyle rahatsız etti. Böyle çok sıkıldım. Ona da çok sıkıldım arkadaşlar. Biz Almanya'ya Kasım için tatil planı yaptık. Ve biletimizi aldık. Fakat şu an Almanya sanırım sadece Almanya'da değil, yani bütün Avrupa diyeyim. Türklere kapıları kapatma durumları varmış. Yani görün işte ne hallerdeyiz. Yani seçimden sonra olan olaylar. Ve çok kötü sürdüm. Bayağı kötü sürdüm. Neyse yani. Şöyle arkadaşlar, tam doğru toparmamı sürer gibi. Çok tatlı. Ay hapşurdum. Evet. Arkadaşlar ben biraz dinleneceğim. Bir ara yine görüşeceğimize eminim. Şimdi arkadaşlar ben bir kahve yaptım kendime. Bir de birazcık şu odada böyle bir şunlar asılacak ama biraz toparladım. Yani her gün mutlaka bir dağılma operasyonu yaşıyorum. Yapacak bir şey yok. Bir yandan da bilgisayarı açtım ki bir edite başlarım. Bu arada size bir şey sormak istiyorum bu esnada arkadaşlar. Hangi günlerde daha çok YouTube videolarını görmek istersiniz? Bana onu söylerseniz çok güzel olur. Böylelikle de size uydurmaya çalışırım programımı. Daha verimli olur diye düşünüyorum. Yani mutlaka hangi günlerde yayınlanmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Böylelikle daha güzel bir iletişim içinde oluruz diye düşünüyorum. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Saatlerimiz 9.30-10'a doğru geliyor. Ve ben tamamen unutmuşum. Bugün bizim sokakta elektrik kesintisi var. Planlarımı hiç ona göre ayarlamamıştım. Kötü oldu bu. Neyse şöyle bir durum oldu. Hatta Starbucks'ta sipariş verdim. Nasıl gelecek, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bu esnada da ben hazırlanmak istiyorum. Tabii ki de dışarı çıkacağım. Çünkü yani bu şekilde evde kalamam açıkçası. Bir de bunun yanı sıra aslında şöyle bir güzellik yaptım kendime ben. Yogaya kayıt oldum. Yogaya kayıt olduğum için de arkadaşlar saat 1.30'da bir rezervasyon oluşturdum. Bir işte yin yogası diye bir şey var. Ona rezervasyon oluşturdum. Bu yüzden de arkadaşlar 1.30'a kadar vaktim var. Fakat ben tabii dışarı çıkacağım. Yemeğimi bekliyorum. Şimdi yemeğim gelsin. Yemeğimi yiyeceğim. Beraberce hazırlanırız bir. Sonra tabii ki de dışarı çıkacağım. Çünkü bu kadar saat ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Kitabımı alırım. Biraz müzik dinler, kitap okurum. Ondan sonra arkadaşlar yogaya giderim zaten diye düşünüyorum. Yani ben bayağı yemekle ilgili endişelerim var şu an. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şu an ortada da yok yemek yani. Geldi arkadaşlar. Ya o kadar büyük salaklık ettim ki yani. Nasıl aklımdan çıktı hiçbir fikrim yok. Yani bilseydim direkt dışarıya çıkar orada yerdim yani. İşte böyle bir saçmalık oldu. Neyse en kötü anneme giderim. Şöyle bir yemeğimi yiyeyim. Telefondan da şöyle keyifli bir video açayım. Vakti geçireyim öyle yani. Ne yapayım? Arkadaşlar böyle kısa bir tayt giydim. O yüzden şimdi yani zaten yürüyüş yaparım. Takılırım dışarıda 1.30'a kadar diye hazırlanıyoruz. Böyle bir fit check yaptık yani. Tam bir yogaya uygun olduğunu düşünüyorum. Çanta olarak Barnes Noble, yani Amerika'dan aldığım şu çantayı takacağım.
kitabımı falan koyacağım. Çantayı da beraber hazırlarız arkadaşlar. Şimdi biraz şu saçımızı başımızı yapalım. Saç baş felaket çünkü. Haydi bakalım. Bayağı da güneş çıkıyor ha. Aynen şöyle. Şimdi saçımı normal toplayacağım arkadaşlar. Ya şu naz TikTok'lara bayılıyorum bayağı. Evet. Bu arada evler çok soğuk olduğundan dolayı dışarıda ne giyeceğimi bir türlü şey yapamıyorum. Yani karar veremiyorum. Bu arada siz büyük ihtimalle biraz beni karartıyorsunuz. Yapacak gerçekten şu an hiçbir şeyim yok. Çok güneş vuruyor. Daha aydınlık görebileceğiniz bir yere koydum. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Bu arada güneş koruyucumu falan oyunu boyumu sürdüm ben arkadaşlar. Foreya'nın gözünü seveyim. Yani adamlar gerçekten yani yapmışlar makineyi yani. Yemin ediyorum bugün bir anda yüzümü toparladı. Bayağıdır yapmıyordum. Ya çok gerçekten iyiler. Bu arada şu Skin Food'dan birazcık böyle görmek istemediğim yerlere sürüyorum. Yine benim inanılmaz fikirlerim var. Bende projeler bitmiyor arkadaşlar. Yani kendimi böyle sıfırdan çok mükemmel ötesi bir hayata hazırlamak istiyorum. İnşallah yapacağım hepsini. İnşallah böyle bir gaza geldim. Mesela ilk adımı attım yoga. Yani yoga böyle bugün mesela normalde hiç istemiyordum yani hani böyle üşeniyordum falan filan. Direkt yok dedim. Şöyle üşenmek falan yok. Atlıyorsun hemen. Bu arada Mac'in şu yeni stropları var ya, onlardan şuraya süreceğim. Bence yaz için ideal. Bu baya böyle highlight gibi de sürülüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabi siz buradan ne kadar görüyorsunuz hiçbir fikrim yok. bunun üzerine çok hafif şey uygulayayım. Allah. Bu çıkın. Evet. Yani canlı gözükelim. Fresh gözükelim. Bugün bir de Mac'e uğramak istiyorum. Mac'ten bir şey alacağım. Şöyle de hafif şey yaptım. Dudağıma direkt vazelin kullanacağım. Daha fazla bir şey kullanmayacağım. Vazelin. Vazelin sürüp de yani kahveyi üstüne içmek de süper bir şey. Şule bravo sana. Şu dezenfektanlardan alıyorum. Gözlük. Yemek için. Onu biraz daha dolduracağım. Anahtar. Yine anahtar. Bir tane toka alıyorum, bir tane ruj alıyorum. Bir tane de lastik tokası alıyorum. Ah, bu çok önemli. Bir tane Carmex ve göz damlası. Arkadaşlar benim bu aylarda gözlerim çok kötü oluyor. Şöyle alıyorum damla. Yani inanılmaz derecede şey durumu var. Kızarma ve kızarma, kaşınma. Yani tamamen alerjik aslında. Şimdi şunun içine biraz daha bir şeyler koyacağım. Ve kahvemi de termosuma alacağım. Şöyle kahvemi. Elim yandı. Arkadaşlar bu da Jose, ben Jose. İnanılmaz güzel ve pratik bir travel bag. Ya bunu da bayılarak aldım. Çok hoşuma gitti. Bunları da aldım arkadaşlar. Çantama atacağım.
cüzdanım içeride, kitabımı da alacağım ve kulaklığımı alacağım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani inşallah üşümem dışarıda ben. Ne diyorsunuz? Ay ışık yok. Işık yok, ışık varmış gibi. Tabii siz oradan beni ne kadar görüyorsunuz hiçbir fikrim yok. Yani bayağı ters ışıktasınız. Şöyle bir hırka alıyorum. Bunu hatta bence giyeyim. Çünkü o kadar sıcak değil hava. Ya şu kitabı başlamıştım arkadaşlar. Yani bir türlü şey yapamadım yani hani... bilmiyorum, bir türlü böyle adapte olamadım. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Böyle dışarıda vakit geçirelim istiyorum. Çünkü elektrikler yok zaten. Sonra da yoga'ya gideceğiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar ben eve geldim. Çok güzel bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bayağı bir şey yaptım bugün. Öncelikle dediğim gibi yogaya başladım. Bu arada bugün gerçekten böyle bazen yalnız kalmak çok iyi gelir ya. Ben bugün o günlerden bir günü yaşadım yani. Sanırım benim biraz galiba insanlardan uzaklaşmam gerekiyormuş. Kendimle kalmam gerekiyormuş. Çok iyi geldi. Biraz kitabımı okudum falan, zaten gördünüz. Yürüyüş, bol bol yürüyüş yaptım. Hatta bakayım kaç adım atmışım. Sonra yogaya gittim. Yoga beni bugün zorladı ama yavaş yavaş açılacağız. Bakayım mı kaç adım yapmışım ben ya. Ha, 7000 adım yapmışım arkadaşlar. Çünkü bir oraya bir oraya yürüdüm. Sonra oturdum falan, böyle biraz vakit geçirdim. Bir de okuduğum kitap şu Kamil. Arkadaşlar bu kitabı ben 2 yıldan beri bulmaya çalışıyorum. Bu kitap bildiğiniz yasaklanmış bir kitap. Yani şöyle tekrar göstereyim. Yasaklanmış bir kitap, çok enteresan bir şekilde karşıma çıktı. Tamamen tesadüf olsa gerek. Ve bence sadece bir tane vardı zaten. Şaşırdım ve hemen aldım ve hemen zaten orada okumaya başladım. Acayip bir kitap. Yani Adem'le Havva'yı çok farklı şekilde ve Tanrı'yı çok farklı şekilde gözlemlemiş yani. İlginç bir kitap. Bunun yanı sıra sosyal medya danışmanlığı aldım bu esnada da. Şimdi bu çok güzel bir iki proje var kafamda. O projeleri hayata geçirebilmek için bir satış, yani sosyal medya satış danışmanlığı almam gerekiyordu. Onu da aldım. Şimdi onunla beraber eğitimlerimiz başlayacak. Bir ay sürecek. Bize bayağı bir faydası olacağını düşünüyorum. Bunun dışında da MAC'e girdim. Makyaj koleksiyonuma eksik olan bir ürün vardı. Ve bunu almak istedim. Bu gerçekten bence makyaj sanatçılarının elinin altında olması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. MAC'in Harmony allık olarak geçiyor ama bu yani ya sadece bir allık değil. Bu bronzer, gölgelendirme yapabilmek için muazzam. O yüzden aldım Harmony rengi arkadaşlar. Linkini aşağıya eklerim, belki bakmak istersiniz. Bunu makyaj sanatçılarının bence eli ayağı. O yüzden ben de hemen aldım. Bu arada ben bu videonun biraz uzadığını düşünüyorum. O yüzden ben bu videoyu bugün burada bitireceğim. Çünkü yarın çok daha farklı bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Ona yeni bir giriş yaparım yani. O yüzden şimdilik size veda etmek istiyorum. Benimle beraber bugünü, dünü geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak, beğeni atarak, yorum yazarak desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.